Herkese merhaba, ben Emin. (gülüyor) 16 GB RAM'li M1 çipli bir MacBook Pro ile karşınızdayım. Bu videonun diğer videolardan farklı olarak katabileceği şey, son 3 aydır Apple'ın yeni çıkardığı Intel i5 işlemcili 8 GB RAM'li bir bilgisayarda kullanıyor olmam. Daha öncesinde de 5 yıldır 2015 model bir MacBook Pro kullanıyordum. Yeni M1 çipli MacBook Pro'yu özelleştirme yaptırdığım için, yani 16 GB RAM'e yükselttiğim için Apple'dan kargolama süresi şöyle oldu. 26 Aralık'ta sipariş verdim. 6 Ocak'ta kargoya verildi. Apple kendi sitesinde 25 Ocak'ta geleceğini gösteriyordu. UPS kargonun güncellemesiyle birlikte 11 Ocak'ta bilgisayar elime ulaştı. Apple.it sitesi üzerinden sipariş verdim. Yani Apple'ın İtalya sayfası üzerinden sipariş verdim. Beklenenden daha önce bir teslimat gerçekleşti. Genelde Türkiye'deki yorumları okuduğumda geç geldiği veya gümrükte beklediğiyle ilgili yorumlar vardı. Ben öyle bir sorun yaşamadım burada. Sadece şu taş paralı bir şey var. Bunu da hepsi bütünleşik. Burada. Tasarımı konusunda 2019 Intel i5 ve 2020 model M1 çipli bilgisayar arasında pek bir fark yok açıkçası. Sadece değiştirdikleri şey klavyesi. Şu üstteki taş barı biraz ayırmışlar. 2019 MacBook Pro'da taş bar birleşikti. 2020'de baştaki ve sondaki tuşu ayrı olarak geliyor. Ve tuşlar daha belirgin. Bu 2016, 2017, 2018, 2019 bilgisayarda yaşanan belli bir sorundu. Butterfly klavyeden eski 2015'teki klavyeye dönüldü. Her ikisinde iki tane USB-C portu var. 2019 bilgisayarım uzay güresi, 2020 bilgisayarım ise gümüş. Bunu nasıl karar verdim en son kullanacağım bilgisayarı sipariş verirken? Biraz araştırma yaptım. Şöyle bir yorumla karşılaştım. Eğer uzay güresi alırsam kenarındaki USB-C yani şarja takma olayında kenarlarında bir çizikte oluşuyormuş ve bu da altındaki gümüş rengi ortaya çıkarıyormuş diye bir yorum gördüm ve fotoğrafı da gördüm. Bundan dolayı gümüş rengi seçtim. Ama olmaz mı? Olabilir. Tabii gümüş de bazı lekelerden dolayı uzay grisi olabilir. Artık bunu zamanla göreceğiz. 2015 bilgisayarım da o da gümüş renkteydi. Biraz uzay grisi kullanma hevesim var ama artık bunu sipariş verdik. Bu geldi. İnsanlara Instagram üzerinden sorduğumda da gümüş mü, uzay grisi mi, hangi bilgisayar daha güzel dediğimde insanların %48'i uzay grisini seçmiş. %52'si ise gümüş rengi seçmiş. Apple'ın kendi MacBook rengi ise, hani orijinal olansa gümüş rengiydi. İki bilgisayarı donanımsal ve yazılımsal olarak karşılaştıracak olursak, gümüş renkli bilgisayar Apple M1 çipe sahip. Uzay grisi bilgisayar ise Intel'in i5 işlemcisine sahip. M1 işlemcili bilgisayar 16 GB RAM'e sahipken Intel bilgisayarım 8 GB RAM'e sahip. İkisi de 256 GB hafızaya sahip. Bunun fiyatı öğrenci indirimiyle birlikte 1538 euroya denk geliyor. Sağdakinin fiyatı ise Amazon Refurbished'den almıştım, Amazon IT'den. Bir yıl garanti sunuyorlar. Ekstra bilgisayarın kendi garantisi varsa onu da kullanabiliyorsunuz. Bunu ise 1050 euroya almıştım. Safari'den veya Chrome'dan video izlerken batarya süresi yaklaşık 1 saatte %4 veya 5 arasında gidiyor. Geçenlerde çok ağır olmayacak bir şekilde Final Cut Pro'dan edit yapıyordum. Onun da 1 saat sonucunda %5 azaldığını gördüm. Daha sonrasında %6 azaldı. Ve 2 saatlik kullanımda %88-89 civarlarına indi. Ama şuraya dikkat etmek istiyorum. Ağır bir edit değildi. Normal kesme, yapıştırma, bölme vesaire işlemleri vardı. Bunda ise aynı videoyu yapacak olsam benzerini yaptım, denedim. Yaklaşık %75-80 civarlarına düşüyor. İlk 2019 bilgisayarı aldığımda zaten bir batarya problemi vardı. Amazon Refurbished olmasına rağmen 10 batarya döngüsü vardı. Yani bataryası yeniydi. Hiçbir problemi yoktu. Intel i5 işlemci yaklaşık 10 gün kullandıktan sonra belli bir bataryalarda böyle azalma, yükselme, düzensiz bir artış veya iniş vardı. Bunun için ilk başta Apple Store'a gittim. Bilgisayar yeni olduğu için böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz dediler. İkinci defa tekrar gittim. Bu sefer daha detaylı bir arama yaptılar ve zamanla batarya kapasitesindeki azalmaya baktılar. O bir haftada çok fazla aşağıya inmiş. Onun için bilgisayarımı değiştirdiler. Ama yine de çok fazla mutlu değildim yani. Belli bir batarya problemi var. Belki bu fizik ya da yazılımsaldır veya Intel işlemciden kaynaklanıyordur. Bunun henüz neden kaynaklandığını bilmiyorum. Bu 2019 model Intel i5 işlemci bilgisayar ise Ekim ayında almıştım. Ondan öncesinde ise 2015 model bir MacBook Pro kullanıyordum. 2015 bilgisayardan 2019'a geçince benim için bir farklılık olmadı. Daha önceki bilgisayarın işlemcisi 2.8 GHz olması lazım.
Intel i5'te o da. Bu da 1.4 GHz 4 çekirdekli bir işlemciye sahip Intel i5. Daha önceki de 8 GB RAM'di. Bu da 8 GB RAM'di. Buna geçmeme rağmen benim herhangi bir kalite olarak bir artma olmadı kullanımımda. Herhangi bir batarya açısından bir avantajım olmadı. Herhangi bir edit yaparken hızlanma konusunda olmadı. Hatta edit yaparken bilgisayarın fanı daha fazla ötmeye başladı. Bundan sonraki zamanda bilgisayarın yazılımsal olarak kullandığım karşılaştırmalarını anlatacağım. Video edit programı olarak Final Cut Pro kullanıyorum. Aynı zamanda After Effects de kullanıyorum bazen. Ama Final Cut Pro'yu çok sık kullanıyorum. Kullanırken bu bilgisayarda, M1 çipli bilgisayarda herhangi bir ısınma veya bir fan çalışması şu ana kadar görmedim. En hassas olduğum konu esasında fan çalışmasıdır. En rahatsız olduğum konu. Bu Intel i5 işlemcili bilgisayarda bu yüzden sevmedim. Bu en küçük bir ağır işlemde bile hemen fan açma olayı ve ısınma olayı oluyordu. Bunda herhangi öyle bir şey karşılaşmadım. Muhtemelen bu konuda internette veya YouTube'da bir sürü içerik bulacaksınız veya bir sürü yazı bulacaksınız. Her sayfa mutlaka bir benchmarking'e değiniyor. Ben burada değinmeyeceğim. Sadece kendi deneyimi anlatacağım. 130 GB'lık bir Final Cut Pro dosyası üzerinde çalışmışım. Bunu daha sonrasında export etmek istedim. Zaman olarak ölçtüm ve 25 saniyede bana dosyayı verdi. 8 GB'lık bir 4K videoyu insert etmek istemişim. Final Cut Pro'yu yine. Yeni bilgisayarda 80 saniyede 8 GB'lık bir dosyayı Final Cut Pro'suna insert etti. Ve hiçbir şekilde ne fan çalışması ne bir ısınma gördüm. Sanki normal Word üzerinde çalışıyormuşum gibi bir hali vardı yani. Hiçbir ters tepki görmedim. Tasarım açısından Adobe Illustrator ve Photoshop uygulamalarını kullanıyorum. Bu uygulamaları her hafta mutlaka kullanıyorum. Hatta üzerinde çalıştığımız bir proje var şu anda. Bir harita. Boyutu yaklaşık 1.5 GB. Aynı dosya. Bunda da çalıştım. Aynı dosyayı M1 işlemde çalıştım. 2019 model Intel i5 işlemcili bilgisayarda çalışırken çok fazla takılma yapıyordu. Veya kaydırırken, sayfa üzerinde ilerlerken, sağa geçeyim derken görüntü daha sonradan geliyordu. Bunda çok hafif bir gecikme var. Adobe'un bir de Photoshop uygulamasını kullanıyorum. Bu bilgisayarda 2021 kullanıyordum ama buna yüklerken biraz problemle karşılaştım. Ama kullanırken herhangi bir terslik veya bir problemle, kapanma gibi olayla karşılaşmadım. Normal günlük işlemler için, video izleme veya webde gezinme için Chrome'da silikon desteği var. Yani M1 çipli bir bilgisayar için Chrome'u indirebiliyorsunuz. Safari açısından karşılaştıracak olursak çok belirgin bir fark yok ama bunda Safari'nin daha etkili çalışma olayı var. Birden fazla tabi, yani hem video izlerken hem başka bir yerde gezerken bir sürü pencereniz açıksa bir yavaşlama gibi olay çok da fazla hissedilmiyor. Bunda daha fazla hissediliyordu Intel i5 işlemcili bilgisayarda. Kullandığım uygulama Apple M1 çipli bilgisayara geldi mi veya gelmedi merak ediyorsanız internet adresini hemen açıklamaya yazıyor olacağım. Okuma yaparken veya PDF'leri açarken veya Word dosyalarını açarken ikisi arasındaki fark çok fazla sayfalı yani çok fazla boyutlu PDF dosyalarını M1 işlemcide açarken gayet hızlı açıyor. Bunda biraz yavaşlama vardı. Belki bu RAM'den de kaynaklanabilir. Sonuçta bu bilgisayarda 16 GB RAM var. Daha önceki izlediğim videolarda performans olaraktan 8 GB ve 16 GB RAM'li iki M1 işlemcide bilgisayarın çok da fark olduğunu söylemiyorlardı. İzlediğim veya okuduğum haberlere göre şu anki gelecek modellerde 13 inç MacBook Pro yerine 14 inç bir MacBook Pro çıkarmayı planlıyorlar. Aynı zamanda LED ekranlarını mini LED yani kendi ürettikleri bir LED ekran koymak istiyorlar. Yeni gelecek MacBook Pro'larda touch bar bulunmayacağı yazıyor. Çünkü çoğu insan bununla ilgili şikayet etmiş bu kullanışlı değil vesaire diye. Benim bu zamana kadar touch barlı bir bilgisayarım olmadığı için ben seviyorum. Ve çok fazla da bir yazılımcı yani kod yazmadığım için. Ama tabii kod yazanlar için diğer touch barsız bilgisayarlar daha kullanışlı olabilir muhtemelen. Çünkü aynı şey, bir fark yok. Bir de yeni gelecek bilgisayarlarda Face ID olabileceğini yazmışlar. Bu söylediğim şeylerden farklı olarak ikisinin ekran açma kapama olayında bir farklılık var. Bu bilgisayarı açtığım, kapadığımda ve tekrar açmak istediğimde tekrar açılması zaman alabiliyor. Bunu yaklaşık 2-3 gündür kullanmıyordum. Açmaya çalıştım yani bilgisayarı kapatmamıştım, uyku modunu almıştım. Açmaya çalıştığımda bir ekran gelmedi. Açmaya çalıştım. Açıldı tekrar kapandı. Tutukluk yaptı. Ama bunda öyle bir şey rastlamadım şu ana kadar kullandığım deneyimlerime göre.
zaten böyle bir bilgisayarınız varsa 2016'dan sonra 2020'ye kadarki olan modellerde 5 yıl boyunca değişim hakkı veriyorlar. Bir diğer konu Rosetta konusu. Yani M1 işlemci bir bilgisayara Intel'de kullandığınız yükleyebiliyorsunuz. Bunu da aşmasını sağlayan Rosetta diye bir adaptör olarak kullanılan arayüz. Bunu yüklemenize gerek yok. Bu zaten bilgisayarın üzerinde yüklü olarak geliyor. Illustrator'da böyle bir M1 desteği şu anda yok. Bu videonun çekildiği tarihte böyle bir destek yok. Ama bunu Rosetta kullanaraktan bir normal Intel işlemcili bir bilgisayardan daha hızlı açabiliyorsunuz. Aynı zamanda Premiere ve After Effects'i açmaya çalıştım ve açılma süreci diğer bu Intel i5 işlemcili bilgisayara göre daha kısaydı. Yeni M1 çipli MacBook Pro'ya bootcamp yapamıyorsunuz. Yani Windows olarak kullanamıyorsunuz ama Parallels uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Son olarak iPhone ve iPad'lerde açabildiğiniz uygulamaları yeni M1 çipli bilgisayarlarda kolaylıkla açabiliyorsunuz. Hatta bunu son gelen güncelleme ile birlikte tam ekranda yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 5 yıl 2015 model bir MacBook Pro kullandım. Daha sonra bu bilgisayara geçtim, Intel i5 işlemcili. Daha sonra da büyük bir sıçrama yaparaktan 16 GB RAM'li M1 işlemcili bir bilgisayar aldım. 2015 model bir MacBook Pro'm varsa tekrardan üstüne para verip 500 lira yani 5000 lira bir para verip bu bilgisayarı muhtemelen almazdım. Belki de 1.4 GHz işlemcisi olmasından dolayı. Ama 2015 bir bilgisayarım olup üstüne para koyup böyle bir bilgisayarı alır mıydım? Muhtemelen alırdım. 8 GB mı alırdım yoksa 16 GB mı alırdım? O yapacağım işe göre şekillenirdi muhtemelen. Eğer çok fazla edit veya video işi yapmıyorsanız M1 işlemcili bir MacBook Pro sizin işinizi hayli hayli göreceksiniz ki diğer videolarda değerlendirmelerde sürekli aynı sonuçlara ulaşıyorlar. 16 GB ile 8 GB'lı bilgisayarın aynı güce sahip olduğunu söylüyorlar. Sadece 16 GB RAM'li bir bilgisayarın daha uzun ömürlü olduğunu söylüyorlar. Ben bu konuda çok fazla bilgisayar alan birisi değilim. 5 yılda bir bilgisayar alan birisiyim. Bu yüzden benim öğrendiklerim ve izlediklerime göre olan bu. Bunlar aldığım performansla artık bu eski bilgisayarımı Amazon'a geri iade edeceğim. Yani Intel i5 işlemcili bir MacBook Pro almak sanki Apple'ın MacBook Pro'lara yaptığı bir ayıp gibi bir şey bence. M1 işlemcili bir MacBook Pro'dan görüyorum ki bu makine bu kadar hızlı olabiliyor. Eğer o zaman bu kadar hızlı olabiliyorsa niye Intel işlemcili bir MacBook Pro alıyoruz? Yani hem paramıza yazık hem zamanımıza yazık. M1 işlemcili MacBook Pro ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel bir şey, yağlı kağıt.